Merhaba. Tablo, yaşamını riske atarak bir kadını bir geminin enkazından kurtaran cesur bir adamı betimliyor. Winslow Homer'ın beni en çok etkileyen yönü ise birazdan sözünü edeceğim duygu dolu hassas noktanın eksik oluşu. Bu inanılmaz dramatik anı görebiliyoruz ama Homer bundan fayda sağlamaya çalışmamış. Hatta kahramanın yüzünü gizlemiş. Bu çok dikkat çekici bir seçim. Kadını kurtaran adamın yüzü Tam da o anda uçuşan bir fularla örtülmüş. Tabii ki bu bir fotoğraf değil. Onun için bunun bir seçim olduğunu anlıyoruz. Ve bu aslında egosuz bir kahramanlık. Homer'ın bu tabloları Amerikan ruhunu yansıtıyor. Temaları hala yankısını sürdürüyor. Akşam haberlerinde mesela e, dramatik bir kurtarmaya katılan birinin kameraları eliyle ittiğini görebilirsiniz. İşte o anlarda... Egosuz olmak istediğimizin bir göstergesidir bu. Bu dramaya tüm çıplaklığıyla tanık olur gibiyiz. Odak neredeyse kurtarmayı sağlayan mekanizmada. Bu karaya yakın gemilerde kurtarma faaliyetini sağlayan yeni bir teknolojiydi. Ee, sol üstte iplerinden kurtulmuş yelkenin uçuştuğunu görebiliyoruz. Sağ üstte kayalarda durarak kurtarmayı izleyen insanlar var ipin iki figürün ağırlığıyla aşağı eğildiğini ve bir felaketin kıyısından döndüklerini görüyoruz. Renkler ve tonlar oldukça yumuşak. Bu suyun azgın donduruculuğunu adeta hissettiriyor. Yalnızca sıra sıklam olmakla kalmıyorlar. Vakitleri de daralmış. Kadın baygın ve donmak üzere hızlı olmak zorundalar. Suya baktığımızda griler, açık maviler ve beyazın tonlarını görüyoruz birçok farklı fırça darbesi var. Hafif dokunuşlar suyun fışkırmasını, daha uzun fırça darbeleri dalgaların gücünü yansıtıyor. Ay bakın şu sağ üstteki tepecik çok güzel. Suyun köpürmesinin koyu siyah tepeciği bile etkilediğini görüyoruz. Tepenin hemen altındaki dalgalara bakacak olursak dalgaların inceldiği yerlerde şeffaflaştığını ve ışığın içlerinden geçebildiğini görüyoruz. Adamın suyun içinde kalan sağ ayağı makarayı yavaşlatmak istercesine suyun içinde. Bu ayrıntılar resme bakınca aciliyet duygusunu hissetmemizi sağlıyor. İpten damlayan küçük damlalar gibi. Resim her nasılsa ıslakmış gibi görünüyor. <laughs> suyun çalkantısı, ıslak giysiler. Aslında bu resim pek çok yönden nü sayılır. Kadın aslında son derece derli toplu giyinmiş ama giysileri öyle bir ıslanmış ki tüm hatları ortaya çıkmış. Sağ elinden sular damlıyor. Yetenekli bir ressam. Bacaklarına baktığımızda dizlerinin biraz üstünde çok az bir yerden teni gözüküyor. Juponunun da küçük bir parçası gözüküyor. 19. yüzyılda resme bakan birinin kızın iffetini korumak için eteğini düzeltmek istediğini görür gibiyim. Bu Homer'ın Maine'de yaşadığı yıllar boyunca sıklıkla işlediği bir tema. İnsanın doğanın güçleri karşısındaki çaresizliği. Bu tabloda insan doğayla savaşını kazanmış görünüyor. Homer bu tabloyu bir kurtarma izleyerek çizmedi. Tablo o dönemde New Jersey sahilinde yaşanan bir kurtarmadan esinlenerek yapıldı. Uzun zaman hatta Proud Snake'e taşındıktan sonra bile resmin New York'taki stüdyosunda tuttu. Bu Batı 10. Cadde'de bir stüdyo daireydi. Şimdi gözünüzde Homer'a doğru duyguyu verebilmek için modellerini tavandan sallandırırken ve onları ıslatırken canlandırın. <laughs> Henüz hayattayken yeteneği kabul görmüş bir ressamdı. Amerika'nın baş ressam unvanını kazanmıştı. Hoşçakalın.